bildiğimiz kadarıyla Orta Çağ İngiltere'si Akgezenler tarafından istila edilmedi ya da ejderhalar oraya korku salmadı. Fakat nesiller boyu süren ve muazzam bir karakter kadrosunun oluşmasına yol açan iki asil aile arasındaki iktidar mücadelesi, karmaşık ve gerekçeleri ve değişken sadakatleri yüzünden sarsıldı. Eğer bu tanıdık geliyorsa sebebi Güller Savaşı olarak da bilinen tarihsel çatışmanın Game of Thrones'ta yer alan çoğu sahnenin temelini oluşturuyor oluştur. Savaşın gerçek tohumları 1377'de Kral 3. Edward öldüğünde atıldı. Edward'ın en büyük oğlu ondan önce ölmüş, 10 yaşındaki oğlu 2. Richard, Edward'ın hayatta kalan 3 oğlu arasında tahta geçmeyi başaran kişi olmuştur. Tüm bir nesili atlayış, geride özellikle Edward'ın 3. oğlunun soyundan gelen Lannister'lar ve 4. oğlunun soyundan gelen York'lar arasındaki çeşitli kişiliklerin kalıcı taht kavgalarını bırakır. Daha sonra gelişen savaşların adları, iki ailenin sembolleriyle ilişkili olarak konulur. York'un beyaz gülü ve Lannister'ın kırmızı gülü. 2. Richard 1399'da kuzeni 4. Henry tarafından tahttan indirilince Lannister'lar ilk defa tahta geçtiler. Ara sıra huzursuzluklar olsa da egemenlikleri 1422'ye kadar güvence altında kaldı. Ta ki askeri bir eylemde 5. Henry'nin ölümü kral olarak bebek 6. Henry'yi bırakana kadar. Akıl hocalarınca yönetilen iradesiz Henry Fransızların desteğini kazanabilmek için en sonunda Anjou'nun Margaret'i ile evlenmeye ikna edilmişti. Margaret çok güzeldi, hırslıydı ve gücüne karşı yönelen her tehdidi yok etmekte çok acımasızdı. Ve içlerinde en çok da yorgun Richard'ına güvenmiyordu. York, kralın en yakın akıl hocası ve sadık generali oldu. Fakat Suffolk'un ölüsü ve Somerset gibi en sevdiği destekçilerine önayak olan kraliçe onu gittikçe daha da devre dışı bıraktı. York'un onların Fransa'ya karşı çıkarılan savaşta gösterdikleri beceriksiz tutuma karşı eleştirisi onun sarayın dışında bırakılmasına ve İrlanda'ya geçiş yapmasına sebep oldu. Bu sırada birbiriyle bağlantılı askeri hatalar Margaret'ın yozlaşmış yönetimi ve müttefikleri huzursuzluğun yayılmasına sebep oldu ve bu karmaşanın ortalarında York'un Richard'ı Somerset'i tutuklamak ve hükümdarlığı yeniden düzenlemek amacıyla bir orduyla beraber geri döndü. Başlangıç başarısız oldu. Sonradan şansı döndü ve Henry'nin ruhsal çöküntüsünden sonra ülkenin koruyucusu olarak tayin edildi. Fakat bir yıldan daha az bir zamanda Henry aniden iyileşti ve kraliçe onu York'un yeniliklerini geri çekmesi için ikna etti. York gitti ve bir kez daha ordu kurdu. Tahtı tamamen ele geçirmek için yetersiz olsa da yeniden koruyucu olarak görev almayı ve kendisini ve hanedanını Henry'nin yerine geçmiş olarak göstermeyi başardı. Fakat kraliçenin sadık kullarıyla beraber savaşta öldürüldükten sonra kafasında tacın yerine bir mızrak vardı. Genç oğlu tahta geçti ve 4. Edward olarak taç giydi. Edward Lannister'lara karşı kazandığı büyük askeri zaferlerin tadını çıkardı. Margaret, merhametsiz oğlu Westminster'ın Edward ile beraber sürgüne gittiğinde Henry de yakalandı. Ama tacını yeni giymiş kral, Fransız prensi ile olan görücü usulü evliliğinden vazgeçip, ikinci dereceden asil bir ailenin dul kızıyla gizlice evlenerek üzücü bir politik hata yaptı. Bu onun en güçlü müttefiğini Merwick'in Edward'ını soğuttu. Merwick, Lannister'larla müttefik olup Edward'ın kıskanç küçük kardeşine George'a döndü. Ona karşı durdu ve hatta kısa bir süre için Henry'i tekrar kral yaptı. Fakat bu uzun sürmedi. Edward tahtı tekrar ele geçirdi. Lannister prensi savaşta öldürüldü ve Henry çok sürmeden sürgünde öldü. 4. Edward'ın hükümdarlığının geri kalanı barış içindeydi. Fakat 1483'teki ölümü üzerine kanlar tekrar dökülmeye başladı. 20 yaşındaki oğlu onun yerine geçmeyi başarsa da Edward'ın küçük oğlu 3. Richard babalarının gizli evliliğinden dolayı yeğenlerini gayrimeşru ilan etti. Kendisini kral naipliğine getirip onları hapise attı. En sonunda onlara ne olduğunu bilen olmamasına rağmen bir süre sonra prens kayboldu ve Richard'ın iktidarı güvenli gözüktü. Fakat çöküşü 2 yıl sonra Dar Manş Denizi'nin karşısındaki birinden kaynaklandı. Henry Tudor, Lannister dükünün babası önceki isyanda öldükten sonra sürgünde yetişen oğluydu. 3. Richard'ın iktidarının York ailesinde çatlaklara sebep olmasıyla Henry kraliyeti sahiplendiği için desteği kazanmış oldu. Fransa'da bir ordu kurarak 1485'te Manş'ı geçti ve hızlıca Richard'ın güçlerini alt etti. Prensesin büyük kız kardeşi York'un Elizabeth ile evlenerek yeni taş giymiş 7. Henry de çifte güllere katıldı ve nihayet neredeyse 100 yıllık bir savaşı bitirdi. Bazen tarihsel savaşları açıkça belirlenmiş galip ve mağlupleriyle çatışan çelişkiler olarak düşünürüz. Ama Güller Savaşı ilham verdikleri kurgu gibi zaferlerin kesin olmayabileceğini, müttefiklerin kararsız olabileceğini
ve kralların güçlerinin dahi mevsimler gibi uçup gidebileceğini gösteriyor. Perfect.